Hava sıcaklığı 34 derece ve gurbetçi kuyruğu bir türlü erimiyor. Bu kez iki sınır kapısında birden kuyruk oluşturan gurbetçiler çileden çıktı. Bir sıradan üç sıra oluşuyor birden. Kavga çıkıyor. Bunu yani bir an önce düzeltmeleri lazım. İlerlemiş görüyorsun. Stresten daha yeni bir fırsat buldum, bir kafamı falan yıkadım da. Yani hiç normal değil vallahi. Bir daha Türkiye'ye arabayla gelmeyi de düşünmüyorum. Sınır kapılarının adı değişse de gurbetçinin çilesi değişmiyor. Gurbetçiler ülkelerine gelirken de giderken de araç kuyruklarına takılıyor. Ülkelerinden ayrılmanın burukluğunu yaşayan birçok gurbetçi ise artık Türkiye'nin de Avrupa ülkeleriyle aynı düzeyde gelişmişliğe sahip olduğu görüşünde. Şimdi Sıla'yı geride bırakıp tekrar gurbete gidiyorsunuz. Evet. Neler hissediyorsunuz? Kötü ya. O çok kötü. Hele bir de aileleri arkada bırakmak daha çok kötü yani. Yani Avrupa'dan bakınca Türkiye nasıl görünüyor? Avrupa'dan bakınca o gayet güzel. Bence Türkiye daha tercih ederim yani. Biraz bir burukluk var yani. Ama orada da tabii çocuklarımız var yine. Türkiye nasıl görünüyor? Biz seviyoruz. Bize güzel gözüküyor, bilmiyorum. Bizde bir hasret olduğu için herhalde biraz da. Ama güzel yani, bizim için seviyoruz memleketimizi. Gelişmiş mi Türkiye son yıllarda? Evet, evet, evet. Çok güzel her şey. Yani biz İstanbul'dan İzmir'e gittik. Köprü yeni yapılmış, çok güzel. Kısalmış yollarımız. Biz çok memnun kaldık. Sıla'yı geride bırakıp evet, gurbete tekrar dönüyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Vallahi şöyle diyeyim. Aynı örümceğin askıda olduğu gibiyiz şu anda. Hanımım mesela daha evden çıkarken ağlamaya başladı. Çocuklar çok şükür yani her ne kadar orada doğup büyüseler de buranın şeyin yani ülkemizin kültüründe mesela her yıl gelelim diyorlar. Mesela Avrupa'dan bakınca Türkiye nasıl görünüyor? Gelişmiş mi son yıllarda özellikle? Ülkemizi ben zaten her zaman gelişmiş olarak görüyorum. Her zaman gelişmiş olarak görüyorum. Birçok gurbetçinin aynı anda dönüşe geçmesi nedeniyle Pazarkule'de 1 kilometre, Kapıkule'de ise 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruğun bir türlü erimemesi ve havanın sıcak olması nedeniyle bunalan gurbetçilerse tepkilerini araçlarının klaksonlarına basarak göstermeye çalıştı. Kapıkule sınır kapısı önünde oluşan gurbetçi kuyruğunda düzeni sağlamak için Edirne Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de görev almış durumda. Kapıkule önünde saatlerce sırada bekleyen gurbetçiler ise tepkili. Dönüş yolundaki gurbetçiler oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının cevap veremediğini, bu yüzden de saatlerce sıcak havada kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını ve bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istediklerini ifade ettiler. Tatilim güzel de dönüş yolculuğu berbat. Niye sıra var? Niye bekliyorsun zaten? Vallahi bilmiyorum kaç tane gişe aç. Demek çalışılmıyor. Çalışılmıyor demek. Bekliyoruz evet, ama işte memlekete girdikten sonra, özleme giderdikten sonra çileyi unutuyoruz. Teşekkürler. Ne zamandır bekliyorsunuz? Ortalama 4-4,5 saatten beri bekliyoruz. Niye bekliyorsunuz? Sebebini biz de bilmiyoruz henüz. Ama büyük ihtimal Bulgaristan herhalde sıkıntı yapar.